Ziraat mühendisi tarım danışmanlarıyla selamun aleyküm. Değerli arkadaşlar, bu yıl sizlere fasulyeden nasıl %100 daha yüksek verim aldığımı anlatacağım. Özellikle oturak çeşit fasulyelerde veyahut da sırık çeşit fasulyelerde bizler her yıl ekiyoruz ama istediğimiz verim ve kaliteyi elde edemiyorduk aslında. Ama bu yıl farklı birkaç metot denedim ve bu metotların da çok şükür faydasını gördük. Bakın arkadaşlar, verim ve kalitemiz cidden çok iyi. Ve bu konu hakkında da sizlere video paylaşmak istedim. Bak, hepsi aynı. Sadece bir bölgesi değil. Bir tık sı ekim yaptım ben aslında. Şimdi peki bizler fasulyeden nasıl yüksek verimler aldık? Hemen sizlere onu anlatmadan önce değerli arkadaşlar, sağ alt köşede kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenip bize destek olmayı lütfen unutmayız. Çevrenizde fasulye üreten üretici arkadaşlarınıza veyahut da üretmek isteyenlere bu videoyu kesinlikle göndermenizi öneriyorum. Değerli arkadaşlar, öncelikle yüksek verim almamızın temel sebeplerinden bir tanesi taban örtüsü kullandık ve taban örtüsü kullandığımız için toprak nemini kaybetmedi. En önemli temel noktalardan bir tanesi bu. Özellikle biz geçmiş yıllarda fasulye, ben normalde saman malç yapıyordum ama saman malç belli bir seviyeden sonra güneş çok fazla vurduktan sonra ve salma sulamayla da suladığımız için toprak yüzeyinde yıkanıyordu. Çok fazla kalın da saman malç vurmuyordum aslında. Bu yıl taban örtüsü aldık ve taban örtüsü kullanınca toprak nemini kaybetmedim. Yabancı otlarla mücadele ettik. Tabii kök boğazlarının olduğu yerlerde yabancı otlar çıktı ama onları mümkün olduğunca elimizde yolduk ama belli bir seviyeden sonra artık fasulyenin içine girmediğimiz için yolmadım. Onlar da kaldı. Toprak nemini korumamız gerekiyor. Fasulye suyu çok seven bir bitki. Hani her fasulyeyi hasat ettiğinizde arkadaşlar, örneğin bugün fasulyeyi hasat ettiniz diyelim. O gün hemen fasulyeyi sulamanız gerekiyor çünkü fasulye direkt gücünü çiçeklerine bu şekilde küçük küçük meyvelere vermesi için. Bu bir. Ve fasulyeler büyüdüğü zaman, hani hasat etme olgunluğuna geldiği zaman kesinlikle fasulyeyi hasat etmeniz gerekiyor. Fasulyelerin gücünü diğer küçük fasulyelere verebilmesi için. Diğer bir temel nokta arkadaşlar, fasulyeleri ekmeden önce bizler toprağı yanmış hayvan gübresiyle gübreledik ve toprağı derin bir şekilde çapasını yaptık. Toprak geçirgenliğini arttırdık. Yani köklerinin daha iyi gelişmesini sağladık. Diğer bir dikkat ettiğim noktalardan bir tanesi arkadaşlar, ben birazcık sık ektim. Örneğin her gömece 3-4 tane fasulye attım ve aralarındaki mesafeyi de azalttım. Çok fazla uzak yapmadım. Neden uzak yapmadım? Çünkü arkadaşlar, fasulye ciddi manada güneşten etkilenen bir bitki. Ben bunu kendimde birçok kez şahit oldum. Güneşten fasulye yaprakları kuruyor ve kuruduğu zaman da fasulye verimi azalıyor. Bunlar benim kendi bahçemde ürettiğim fasulyelerde ettiğim tecrübeler. Ve fasulyeler çiçek açtığı zaman arkadaşlar, birkaç gün önceydi, fosforlu gübre uyguladım. Daha öncesinde hani bu ilk büyük meyveler oluştuğu zaman uygulamamıştım aslında. Sadece küçük meyvelerin oluştuğu zaman yapraktan bir gübreleme yaptım. Zaten bu yılda hani toprak da verimliydi. Çok şükür. Mevsim de yağışlı geçti ve yağışlı geçince su sorunumuz olmadı. İstediğimiz zaman istediğimiz şekilde sulama imkanımız oldu. Ondan dolayı çok güzel verimler ve kaliteler elde ettik. Size de fasulyede bu konulara dikkat edebilirsiniz değerli arkadaşlar. Ve kullandığınız çeşidin çok verimli bir çeşit olması gerekiyor. Yani çeşit verimli olacak dediklerime dikkat edeceksiniz. Ve ondan sonra fasulyede %100 verim, %100 kaliteyi kendiniz görmüş olacaksınız. Bizler bu yıl kaçıncı kez fasulyeyi hasat ettiğimizi artık bilmiyorum. Hani bu gömeci sadece sizlere video çekmek için göstereyim. Fasulyenin üst başını hepsini hasat ettik. Şu alt başını bıraktım hani video çekmek için. Hatta bakın aynı şekilde şurada da. Bakın, görüyorsunuz maşallah. Verim çok iyi. Bakın, bu köşeleri hasat etmiştik. Yeni yeni küçük fasulyelerimiz büyümeye başlıyor artık. Bakın, şuralar hep aynı. Bakın, verim ve kalitemiz çok iyi maşallah. Sizler de bu şekilde verimli ve kaliteli üretim yapmak istiyorsanız bizleri Ziraat Mühendisi Tarım Danışmanı YouTube hesabından takip edebilirsiniz. Bir sonraki tarımsal içerikli videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.